Bacadan kaynaklanan doğal gaz sızıntısı yüzünden zor anlar yaşandı. Evde mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İki görevli bacadan gelen sızıntıyı halletmeye çalışırken diğer ekipler en üst katta oturan aileyi merdiven uzatarak kurtardı. Halkın kamerası bu kurtarmayı anı anına bizlerle paylaştı. Olayda yaralanan yok. Artvin sağanak yağmurun esiri oldu. Dereler, deniz taştı, yollar, evler, iş yerleri sular altında kaldı. Bir vatandaşımız yağmur sonrası Artvin'in içler acısı halini bizlerle paylaştı. Bir başka sel haberi de Batman'dan. Artvin'den pek de farklı olmayan Batman'da hasar büyük. Cengizhan Doğan bizlere Hatay'da başlayan yağmuru çekiyor. Önce her şey normal, sonra bir anda tam yanına yıldırım düşüyor. İzleyicimiz ölümden kıl payı kurtuluyor. Gebze'de organize sanayide köpüğe benzeyen bir madde sokakları kaplamış durumda. Fabrikada patlamış ciğerlerin mi, atıkların mı yoldan aşağı nasıl geldiğini görüyoruz. İnsan sağlığına bir zararı olup olmadığı henüz bilinmeyen bu madde vatandaşları rahatsız etti. Eskihisar-Bursa yolunda iki tır burun buruna çarpıştı. Mavi tır şoförünün uyuyakaldığı ve karşı yola geçtiği düşünülüyor. Yaralıların olduğu kazada trafik bir müddet tek şeride düştü. Bursa'da zabıta dilencinin oyununu işte böyle bozdu. Tut elini. Tut kalkacağız. Engelli taklidi yapan ve insanların duygularını sömüren dilenciler zabıtanın engeline takıldı. Yaptığınız zaten ayıptı. İlginç diyalogların yaşandığı olayda zabıtanın iknası sonrası dilenci oturduğu tekerlekli sandalyeden işte böyle kalktı. Kalk, senin bir şeyin yok. Vatandaşın manevi duygularını sömürerek topladıkları para zabıta tarafından el konularak yasal işlem başlatıldı.